Rahim ağzı kanseri tanısı ilk koyduğumuzda hastalığın hangi evrede olduğunu tespit etmeye çalışırız. Bunu jinekolojik muayene, yaptığımız görüntüleme tetkikleriyle karar veririz. Eğer hastalığın sadece servikste sınırlı, rahim ağzına sınırlı olduğunu düşünüyorsak, erken evrede olduğunu düşünüyorsak o zaman cerrahi tedavi uygularız. Bu cerrahi tedavi oldukça özel, radikal bir cerrahidir. Bu cerrahide vajenin üst kısmı, rahim ağzı ve rahim, gerekirse yumurtalıklar hastanın yaş grubuna göre, rahmin etrafındaki parametriyum dediğimiz dokular ve lenf bezleri çıkmak zorundadır. Bu tedavi tam olarak yapıldığı takdirde hastanın yaşam süresi uzar. Buradan çıkarılan materyalin patolog tarafından değerlendirilip incelenmesi sonrasında eğer rahim dışına çıkmış bir metastaz veya kanser yayılımı söz konusu ise cerrahi sonrasında hastanın radyoterapi ve kemoterapiyi ek olarak alması gerekebilir. Bazı durumlarda ise bu görüntüleme tetkikleri ve muayene esnasında baştan hastalığın ileri evrede olduğunu düşünebiliriz ve yayılmış olduğunu düşünebiliriz. Bu durumda da hiç cerrahi yapmayız. Direkt olarak radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. Radyoterapi de hem dışarıdan hem de vajinal yoldan uygulanabilir. Bizim özellikle genç hastalarda cerrahi tedavi uygulamak istememizin nedeni vajinal durumunu hastanın bozmamak, radyoterapinin etkilerinden hastayı korumak amaçlıdır. Dolayısıyla esas cerrahi tedavisi cerrahi tedavidir. Ek olarak kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir.